niye bugün kalifiye eleman yetiştirmekte bu kadar zorlanıyoruz? Niye ustalaşmakta problem çekiyoruz? Çünkü bir ustanın en önemli eseri hep şey denir. Yani kendisini aşan bir çırak yetiştirebilir. Ustalığın tavrını aktarmak. Yani usta nasıl Evet. sorun çözer? Usta nasıl bakar? Usta nasıl durur? Ustalığı öğretmenlere çok yakıştırıyor. Tarzı bir tavrı vardı mesela üniversite hocasının. Şimdi mesela onu çok fazla göremiyoruz. Biz neyi yerine koysak tekrar eski güzel günlere geri dönebiliriz? Hangi eski adetler lazım yani? Buradaki sorun çok şeyi çok kişinin öğretmeye çalışması. Duygusal, sezgisel ve aynalayarak öğreniyoruz. Yani karşıdaki insan ne yapıyorsa onu taklit ederek. Hani karate filmlerinde vardır ya, camı sildirir çocuğa master. Ya hocam biz bu camı niye sildik şimdi dersin, onu filmin sonunda görürsün. Ali'cim merhaba yahu. Merhaba, vallahi özledik. Yüz yüze Vallahi şey oldu olamamak işte. böyle online. Aynen bu arada tabii bu video vesilesiyle kısa da bir açıklama yapalım. Talihsiz bir motosiklet kazası nedeniyle ben 2 ay kadar yatak istirahati geçirmek durumundayım. Bundan dolayı da stüdyoya gidemiyoruz. Ama çok şükür teknoloji var. Aramızda engel tanımayan böyle yöntemler sayesinde bir araya geliyoruz. O yüzden maalesef ilk gençlik kampımıza da katılamamıştım. Ama zannediyorum çok güzel geçmiş. Haberlerini aldım. Gayet hoş şeyler olmuş. Şahane. Bugün de evet eski köye yeni adet değil, yeni köye eski adetler muhabbetimizin bir devamını yapalım dedik. Çünkü bizim izleyiciler de çok güzel ilgilendiler konuyla. Hakikaten çok yankı buldu. Ben çok sayıda geri dönüş alıyorum bundan önceki muhabbetlerden. Ben bugün biraz seninle şey muhabbetini yapmak istiyorum Ali'cim. Yani biz şimdi eğitime ihtiyaç duyan, bu kadar uzun süre eğitime ihtiyaç duyan tek canlı türü olarak bu eğitimi vermemizin aslında bazı temel amaçları var. Bunlardan bir tanesi de yani hayatta herhangi bir işi yaparken bir şekilde o işi diğerlerinden daha iyi becerebilecek bir yetkinlik kazandırmak. Neticede de ulaşmaya çalıştığımız şey aslında her işte bir ustalık. Başta yaşamda ustalık, anne babalıkta ustalık, her yaptığımız herhangi bir meslekte işte ustalık, işte ilişkilerde ustalık. Böyle bir aslında bir ustalık niyetimiz olmalı arka planda ama ben yıllar evvel hani bundan bir 15-20 sene önce elime bir kitap geçmişti. Kimin yazdığını hatırlamıyorum. Robert Greene'di galiba. Ustalık diye bir kitap geçti elime. Acayip hayıflandım. Keşke birisi bana bunu üniversite döneminde verseydi de ben bu kitabı okusaydım diye. Yani ustalık dediğimiz meselenin aslında biraz masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. İnsan nasıl ustalaşır? Niye bugün kalifiye eleman yetiştirmekte bu kadar zorlanıyoruz? Niye ustalaşmakta problem çekiyoruz. Senin eğitim alanındaki deneyimlerinle hani burada bayağı söyleyecek sözün olduğunu biliyorum. Sence ustalık nasıl bir şey? Nasıl gelişir? Azıcık onun üzerine konuyu bir ezelim diyorum. Ne dersin? Evet. Öncelikle sana bir kere daha geçmiş olsun. Bizim de Eyvallah. motor heveslerimizi bir süre erteledin. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yani bu arada ben parantez içinde bir şey söyleyeyim. Motoru hazırlıklı binilirse motor hala tehlikeli bir şey değil. Öyle Evet. kaza yaptıysan inanacağına motor kötü. Yani bu doğru bir şey değil. Yok. Bu Ben arada hazırlıksız ben olduğum için basın geçiyorum. evet, ama yine de geçirilen kazaya göre çok şükür ki atlatma boyutun tedbirli kullanıldığında nelerin olacağını gösteriyor. Buradan da bir kamu spotuyla motorların da trafikte bir araç statüsünde olduğunu, bir araca nasıl davranılacak ve yaklaşılacaksa öyle yaklaşılması gerektiğini de bir hatırlatalım ve sana tekrar geçmiş olsun diyelim. Sağ ol. Ustalık bizim seninle aramızda sık konuştuğumuz bir alan. Şimdi biz usta deyince şu anda birkaç şey var. Hani gençlerin falan da birbirine söylediği ya da hocaların birbirine söylediği bir usta diye bir günlük dile yansımış bir hali var. Bir taraftan da Ahmet Usta, Mehmet Usta gibi evdeki tamirat, tadilat, bakım işlerini yapan insanlara verilen bir kısım var. Aslında ustalık, master dediğimiz şey İngilizce kökenine baktığımızda İngiltere'de eski kullanımında üniversite rektörlerine ve hocalarına verilen isimlerden de bir tanesi. Bizim çocukluğumuzla ilgili hatırlayalım. Ünlü Uzak Doğu hocaları da aslında master'dır, ustadır ve çocuklar onlara hep usta olarak davranırlar ve öyle bakarlar. Oradaki kavramı özetleyen ana şey aslında bir işte başkalarından daha fazla uzmanlaşmış, o işi kontrolü altında tutabilen kişiden bahsediyorum.
Bir de şey var mı? Onu ben hep böyle kafamda dönüp durur da böyle pek tekrar etmeyen atipik problemlere çözüm bulabilme becerisi de var içinde. Yani standart algoritmik problemlere değil de böyle sıra dışı problemlere de pratik çözümler üretmek de var galiba, değil mi ustalığın içinde? Bir de O öyle bir şey anlıyorum. tabii ki var. Çünkü ustalık aslında bizim seninle ilk bölümde konuştuğumuz disiplin gibi düşün. Bir işte ustalaştığınızda o işi çözme biçiminiz başka işleri çözme biçiminizi de etkiliyor. O nedenle zaten bir ahşap ustasının başka bir alana baktığında o işle ahşapla olan ilişkisi, onu biçimlendirme becerisi, ona harcadığı zaman başka işleri yapma biçiminde mutlaka etkiliyor. O yüzden ustalık ustayı görmekle değil, onun eserini görmekle anlaşılan bir şey. Aslında eserimizle kurduğumuz ilişkiyle anlaşılan bir şey. Bu çağ biraz eski düşüyor gibi. Dediğim gibi ustalık sadece ev, tamirat, tadilat işleriyle ilgili alan uzmanlarına kullandığımız bir kavram. Çünkü biz artık ustalaşmak değil, bir şeyde uzmanlaşmak değil, her şeyden az az yapmak, az az bilmek. Bunun kutsandığı bir dönemdeyiz. Çünkü bir taraftan bize deniliyor ki bütün meslekler değişilecek, hayatınız boyunca çok meslek değiştireceksiniz. O yüzden herhangi bir şeyde ustalaşmanıza gerek yok. Bu boşa harcanan zaman. Ben bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Bir şeye ustalaşır, uzmanlaşır ve o alan sizi disipline ederse siz başka alanlarda da başarılı olma konusunda hazırlıklı hale gelmiş olursunuz. O yüzden ustalık eskiden değerliydi, şimdi değerli değil. Hiç yakın olmadığım bir kavram. Tam tersine o dağınık zihinlerimizi toparlayacak, herhangi bir alanda derinleşmemizin önündeki hem fikri engelleri, hem dijital engelleri, hem de diğer engelleri kaldırabilecek şey bir işte ustalaşmakla ilgili göstereceğimiz çaba. Ya doktora gidecek olsam mesela, ya doktorun her alandan anlayanını mı seçersin, senin derdinde usta olanını mı tercih edersin? Yani Usta ona biraz da olanı. öyle bakmak. Evet. Yani. Ve bunu biz hani ustalığı, usta-çırak ilişkisini sadece okullara dönünce de sanki sadece mesleki eğitimin alanı gibi. Hani orada da yeterince verimli kullanamıyoruz. Çünkü usta-çırak ilişkisinin en güçlü kurulacağı yer mesleki eğitimle ilgili alanlar. Orada da biraz terk etmiş durumdayız. Aslında usta-çırak ilişkisi uzmanlaştığınız ve başkalarından iyi yaptığınız bir işi sizden de daha iyi yapacak şekilde başka birine aktarmak aslında. Çünkü bir ustanın en önemli eseri hep şey denir. Yani kendisini aşan bir çırak yetiştirebilmek. Şimdi Boynuz kulağa bu geçecek. kıymetli var. Tabii ki öğretmenler için çok yakışan bir vasıf bir taraftan. Eğer kendileri öğretmenlikte uzmanlaşırlarsa öğretmen arkadaşlarımız bu uzmanlık ve ustalık tarz olarak yaptığımız iş olarak bir öğrencimize geçiyor, iki öğretmen yetiştiriyoruz. Çünkü biz bir taraftan da istiyoruz ki öğretmenler hem sınıfta öğrenciyi yetiştirsin, uzmanlaştıkları alanlarda da başka öğretmenleri de yetiştirsin. O yüzden ben ustalığı öğretmenlere çok yakıştırıyorum. İki şeyi daha önce de konuşmuşuzdur. Bir bahçıvanlığı çok yakıştırıyorum. Gelişecek, büyüyecek olan bir bitkiye özenle ihtiyacını görerek yaklaşan bir bahçıvanın titizliği. Bir taraftan da yaptığı işe uzun yıllar emek harcayarak, o işte daha iyi olmak için çabalayarak gelişen bir ustanın öğrenme azmi ve bunu başkalarına aktarma azmi herhalde bir öğretmene en yakışacak iki özellik olur. Senin söylediğinden şeyi duyuyorum. Yani ustalık aslında özellikle eğitim söz konusu olduğunda işi öğretmek, işin algoritmasını belletmek, onun inceliğini öğretmekten ziyade ustalığın tavrını aktarmak. Yani usta nasıl Evet. sorun çözer, usta nasıl bakar, usta nasıl durur, nasıl davranır biraz onu gösterebilmekle alakalı bir şey. İşte bu da şimdi mesela tıp fakültelerinde bile maalesef bu usta çırak ilişkisi dediğimiz mesele gittikçe gevşedi. Yani bu malumat furuşluğun geçer akçe olduğu de her şeyi sorup öğrenebileceğimizi zannediyoruz ya. Yani bir insanın yanında öğreneceğimiz işle alakasız bile olsa uzunca bir vakit geçirmenin bize nasıl bir tavır kazandıracağını da hızla unutuyoruz galiba. Bir de öyle bir şey var. Eskiden biz hocaların çantasını taşırdık, bilmem ne çay Evet. servisi yapardık. Yani yeter ki yanlarında vakit geçirelim ki bir şey kapalım diye. Ki hani bir dönem bunu ben de lüzumsuz görmüştüm. Yani ne gerek var canım? Yani bu kadar yapmaya falan diye ama işte yaşlanınca galiba bazı şeyler anlaşılıyor. Sen de daha önce muhabbetini yaptık ama. Yani hakikaten o zaman geçirme işinin de çok büyük payı var gibi. Ustalık aslında bir usta-çırak ilişkisi üzerinden giderse bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani ustayla çırak arasında birbirine aktarılan deneyim ve öğrenme
aslında ilişkide kalmakla ilgili bir şey. Yani biriyle, bir olayla, bir durumla uzun sürede ilişkide kaldıkça onun o konuda derinleşebiliyoruz. Onu daha iyi anlayabiliyoruz, ona daha çok katkı sunabiliyoruz. Başkalarının görmediği şeyleri görebiliyoruz. Ustalık bu alanıyla aslında önemli bir şey. Özellikle çıraklı olan. Çünkü hani çırak yoksa aslında usta da yok. Buradaki yani ustadan bahsediyorsak hani kime göre usta olduğunu belirleyeceğiz. Bizimle onun arasındaki ilişki onun bize kazandırdığı eser. Ama onun o eserlerini kalıcı kılacak olan bizim yaşamımıza kattığı yeni çıraklar. O yüzden bir şeyi öğrenmek ve o öğrendiğimiz şeyde derinleşmek, o derinleşmeyi başkalarına aktarmak. Yine aynı yere döneceğim. Herhalde en çok da biz öğretmenlere yakışır diye düşünüyorum. Öğretmenlerin bu alanda uzmanlaşması. O yüzden öğretmenlerin ustalarının ve usta öğretmenlerinin olması. O ustalık zincirinin, çünkü öğrenme sürekli gelişen ve çocuklara daha çok şey katacağımız bir alan. Bu ilişkinin birbirimize aktarılıyor olması bence en kıymetli şey. Ama vallahi ben bunu bir de akademisyenlere genişleteyim. Bizim mesela şu anda üniversitede de gördüğümüz en büyük sıkıntı, o kadar hızlı bir çevrim var ki, yani insanlar o kadar hızlı doldur boşalt oluyor ve işte o kadar fazla üniversiteler, mekanlar açıyoruz ki, yani artık hakikaten usta bir akademik kişiden hal tavır öğrenecek mecra kalmıyor insanların. Bu ciddi problem ve yani bunu bizim ömür süremiz kadar kısa bir süreç içerisinde bile sonuçlarını görüyoruz aslında. Eskiden hani üniversite hocası dediğinde hani bir şekil oluşurdu, böyle bir tarzı, bir tavrı vardı mesela üniversite hocasının. Şimdi mesela onu çok fazla göremiyoruz. Bu kadar kısa bir süre içerisinde hemen eridi. Ha bu tabii şey değil. Hani eskiye övgü düzmek bağlamında söylemiyorum bunu ama ben mesela son büyük hocalar döneminde okuduğumu düşünüyorum artık hep. Çünkü o zaman benim üniversitedeki hocaların sırf yanında bir arazi gezisi yapmak bile yani bir hafta uykuları kaçırmama vesile olurdu. Lan ben bu kadar şeyi nasıl öğreneceğim, bu adam gibi nasıl olacağım falan filan diye böyle devamlı bir gaza gelirdim. Bazen umutsuzluk hissederdim, bir şey oluyor. Yani beni zorlardı yani, anlatabiliyor muyum? Ama şimdi bakıyorum yani üniversite öğrencisi ya da master doktora öğrencisi artık o kadar zorlanmıyor. Artık o kadar ilgisini çekmiyor hocası o öğrencinin ya da bir böyle bir ufuk olmuyor onun için. Başta kendimi koyayım yani. Ben de bir üniversite hocasıyım. Hiç bilmiyorum öyle miyim değil miyim ama öyle olmaya çalışmama rağmen onun sanki çok da böyle bir iklimi kalmadı gibi. Bir şey soracağım sana burada. Şimdi İngilizce'de mastery, bu ustalık dediğimiz şey mastery diyorlar. Hakim olma anlamında bir terimden türü. İşte master hakim demek zaten. Biz mesela ilkokuldan başlayarak ben üniversiteyi de dahil edeyim bütün tahsil boyunca birkaç tane spesifik eğitim alanı, işte tıp falan gibi alanlar dışında ve böyle çok ilgili, aşırı odaklanmış ya da hani nasıl diyelim ona, nerd diyorlar ya İngilizce, böyle kitlenmiş tipte öğrenciler dışında usta yetiştirmekte başarısınız. Sen bunu hangi eksikliklerimize bağlıyorsun temel olarak? Yani biz neyi yerine koysak tekrar eski güzel günlere geri dönebiliriz? Hangi eski adetler lazım yani? Biraz önce söylediğim gibi önce ilişki lazım. Kalıcı, uzun süreli bir ilişki lazım. Hani senin verdiğin örnekte master öğrencileri diyoruz ya, aslında onlar bir ustalığa geçiş öğrencileri olması gerekiyor. Onun için de bir ustayla çalışıyor olmaları lazım. Bir kere ilişkiyi önceliklendirmekle ilgili bir durumumuz var. İki, okullar açısından müfredat ve ne kadar çok şey öğretirsek o kadar iyi. Her şeyden az az bilmekle ilgili bir sıkıntımız var. Bunun bir kere azaltılıyor olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de özellikle özel okulların da etkisiyle bir ilkokul öğrencisinin dersine 12-13 tane öğretmen giriyor. Şimdi genel eğilim dünyada çocuğun aslında bir öğretmenle temasta kalmasıdır. Ki Kuzey Avrupa ülkelerinde bu 6. sınıf dahil olmak üzere böyle işler. Yani burada aslında kurulan şey bir ustalık stratejisi. Yani biz çocuk ne kadar çok öğretmenden ne kadar çok şey duyarsa o kadar çok şey öğrenir diye düşünüyor. O kadar çok şeyi sadece duyar, öğrenmez. Aslında bir şeyi öğrense, bir şeyi güçlü olarak öğrense diğer öğrenmelerini o zaten inşa edebilir. Buradaki sorun çok şeyi çok kişinin öğretmeye çalışması. Burayı sadeleştirirsek o ilişki biçimi zaten
okulun içerisine yansır. Şimdi tek öğretmenli okullardan gelen çocuklarda öğretmenin niteliği iyiyse yüksek başarı görüyoruz. Nedeni şu, öğretmen 4 yıl, 5 yıl o çocukla zaman geçirdiği zaman iyisiyle kötüsüyle bütün özelliklerini o çocuğa aktarma şansı var. O aktarımla ve o ilişkiyle birlikte de çocuklar daha güçlü gelişiyor. Şu anda çocuklar ilişkide kalamıyor. Muhtemelen şimdi yani bizi dinleyenlerin aklına şey gelecekti. Lan bir kişi o kadar şey mevzuyu nasıl anlatsın yani hepsine nasıl hakim olabilir diye. Ama mesela ben ustalıkla ilgili kendi hani bir şeylerde ustalaştıysam mesela en azından konuşmakta ustalaşmışımdır belki. O oralarda beni en çok besleyen şey mesela bilmiyorum diyen insanlarla zaman geçirebilmek olduğunu öğrendim zaman içinde. Sınırlarını bilen, yani bak ben bunu bilmiyorum gel beraber araştıralım diyen, daha üniversiteye girdim dakika bir gol bir Ali Demir Soyaz'a bir soru sormuştum ders arasında. Dedi ki bilmiyorum gel bakalım dedi benim odadaki kitaplara bakalım. Ona dedim koca profesör bilmiyorum diyor falan. Şimdi bu da çok önemli bir parçası işin. Yani her şeyi böyle yapay zeka öğretme motoru gibi anlatabilmek zorunda da değiliz insan olarak. Bazı şeyleri bilmediğimizi nasıl öğrendiğimizi, ve bilmemenin öğrenmeye nasıl kapı açtığını da gösterebilmek için aslında bu dediğin çok mantıklı ve doğru. Yani inşallah uygulanır valla. Bu birinci madde büyük bir eğitimde devrim demek yani bana sorarsan. Tabii, yani bunu ben yıllardır savunuyorum. Hani ben ilkokulun 4 yıl değil 5 yıl olmasını da savunuyorum ve mümkün olduğunca da o 5 yılın tek öğretmenle geçiyor olmasından yanayım. Bu da o çocuklarla kurulacak olan o 5 yıllık ilişki içerisinde, hep ilişkiyi vurguluyorum dikkat edersen, o ilişki içerisinde birlikte öğrenmede olacak, birlikte gelişmede olacak, sabitlerimiz olacak. O sabitlerin üstünü biz sonrasında tamamlarız zaten. Biz bu ülkede en büyük sorun şu. Yani bir çocuğun lisede çok öğretmenle karşılaşması ihtiyacı artık. Çok başka bir Evet. akademik alana giriyor. Orada tabii ki çok öğretmenle karşılaşsın. Ama biz liseyi nasıl yönetirsek, hangi akılla yönetirsek, ilkokulu da aynı akılla yönetmeye çalışıyoruz. Bir tarafta sadelik ve çocuğun sabitlenme ihtiyacı, bir ustayla ilişki kurma ihtiyacı, kendisine yol gösterecek bir rehberle bir arada olma ihtiyacı var. Diğer kısımları zaten çözüyoruz. Orada hani matematik profesörünü derse soksak birinci sınıf çocuğun öğreteceği fazladan ne var? Ama biz daha çok ne öğretiriz derdindeyiz. Ama o bir yolculuk. O yüzden ilkokul müfredatı baktığınız zaman sarmal dediğimiz bir modeldedir. Nedeni şu. Birinci sınıfta öğrenemediyse öğrenemesin. İkide öğrenir. Üçte aynı konunun tekrarı var zaten. Yani sistem müfredat anlamında bir usta çırak ilişkisi içerisinde bir rehber yol göstericiyle öğrenci arasındaki ilişkiyi tasarlamış durumda. Ama hem ebeveynler hem okullar açısından çok kişi çok şeyi anlatsına o kadar inandık ki şu anda toplum olarak her şeyden biraz bilen ama bir şeyi asla derinlemesine bilmeyen hem bir öğrenciler hem de bir yetişkinler topluluğuna doğru gidiyoruz. Abi bak bunu anlattın. Şimdi benim de hep seminerlerimde anlattığım bir şey var. Bir de şimdi kendi eğitim hayatıma baktım. Biz 5 sene mesela sevgili Saadet Hoca'nın öğrencileri olarak ilkokul okuduk. Hani öyle çok usta, çok aydın, çok bilgili bir insan mıydı bilmiyorum. Hani bugünün kriterlerine göre normal bir ilkokul öğretmeniydi ama onun bize muhtemelen bize çok büyük faydası oldu. Zira benim anlattığım şey de şu. Biz özellikle genç yaşlarımızda, küçük yaşlarımızda sözle falan öğrenmiyoruz ha. Böyle entelektüel öğrenmemiz yok. Duygusal, sezgisel ve aynalayarak öğreniyoruz. Yani karşıdaki insan ne yapıyorsa onu taklit ederek. Dili bile öyle öğreniyoruz mesela. Şimdi mesela çok sayıda eğiticiyle, çok sayıda liderle, önderle karşılaştığında da bunların hareketleri, tavırları ya da dünyaya bakışları, davranışları arasındaki farklılıklar sende bu sefer çelişki yaratıyor. Yani hangisine uyacağım, hangisiyi derken hepsini boşlama riski çok fazla. Ama bir kişiyle dediğin gibi mesela ben bunu hiç bu açıdan düşünmemiştim hakikaten ki ilkokulda hakikaten beyin gelişiminin en kritik yılları içerisine giriyor. Bu aynalamayla öğrenme için hakikaten sadelik ve sabitlenme hakikaten çok önemli bir kriter. İnşallah bu muhabbeti başta sevgili Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere eğitimine giren herkes duyuyordur yani bu çok önemli bir kısım gibi geldi bana. Yok. Şimdi sona geliyoruz galiba. Orada okul neyi yaparak çocuğa öğretir üzerine gidiyoruz ya. Nietzsche'nin de gittiği o dönemin bütün yöneticilerinin çocukları, imparatorların, hükümdarların çocuklarının gittiği bir okul var Avusturya'da. O okul
gelecekte ülkeyi yönetecek ya da babasının, annesinin, şirketini yönetecek çocukların gittiği bir okul. Okulun girişinde şu yazıyor: yönetilmeyi bilmeyenler yönetemezler. Çok katı kurallarla yönetilen de bir okul. O çok katı kuralları şunun için öğretiyorlar: biz size bu yaşamı deneyimletmezsek siz hükmedeceğiniz insanların ne hissettiğini, ne yaşadığını anlayamazsınız. Onun derdi orada ona matematik, öbürünü öğretmek değil, gelecekte yaşayacağı hayatın en temel unsurlarını deneyimletmek. Hani karate filmlerinde vardır ya, camı sildirir çocuğa master. Ya hocam biz bu camı niye sildik şimdi dersin, onu filmin sonunda görürüz. Ustalık aslında niye sildiğimizi bilmediğimiz bir camı, niye koştuğumuzu bilmediğimiz yolları, niye yaptığımızı bilmediğimiz bir sürü şeyin gelecekte ustalığımıza katkıları. O zaman gerçekten iyi tasarlanmış bir eğitim ve iyi tasarlanmış bir, bence, öğretmen-öğrenci ilişkisi oluşuyor. Bu arada hemen kapatmadan önce bir önceki bölümümüze de ya da iki önceki bölüm müydü gönderme yaparak aslında bunu en verimli yaptığımız yerlerde henüz bir tanesini yeni tamamladığımız kamplarımız oluyor. Yani kamp ortamlarında fiziksel hayatın içerisinde çoğu zaman neyi niye böyle yaptığımızı bilmeden bir sürü aktivitede bulunuyoruz ama ben ustalıklar arasında biraz taraflı davranarak en önemli ustalığı hayat ustalığı olarak görüyorum. Yoksa bir meslekteki ustalık falan hepsi onun arkasından geliyor zaten. Ama hayat ustalığı konusunda gerçekten bu kısımların çok önemli olduğunu ben de gittikçe daha yakinen fark ediyorum yani bu organizasyonların içine girdikçe. İnşallah bakalım yani bir şu tek öğretmen hikayesi, ilişkilerde sabitlik, sınırlılık hikayesi ve hayatın içinde deneyim kazanma hikayesini en azından kendi süreçlerimizde, kendi yaptığımız işlerde, kendi eğitimimizde denklemin içerisine koyabilirsek inşallah güzel olacak. Başka ilave etmek istediğim bir şey var mı konuyla alakalı? Yok ustam, tamamız artık. Bak ustam, eyvallah ustam. O zaman bir sonraki bölümde muhabbete kaldığımız yerden devam.